Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 8. sınıf matematik LGS 2020 eşitsizliklerden bahsedeceğim. Eşitsizlikleri yazacağız, sayı doğrusunda göstereceğiz, çözeceğiz. Hepsi var. Yeni nesil LGS tarzı sorumuz da var. Hadi o zaman dersimize geçelim. Yalnız öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Tekrar tekrar hatırlatıyorum. Bu konuda lütfen kusura bakmayın. Videonun açıklama kısmında kitabımın linki var. Kitabımı gidip alın diyormuş. Hayır onu demiyorum. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar bu dersin pdf'i var. Bu dersin pdf'ini indirip çıktı alıp siz de benimle birlikte yazarak çalışırsanız başarınızın arttığını yükseklere çıktığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Evet şimdi dersimize geçelim. Eşitsizlik yazacağız. Nasıl yazacağız onun üzerine duralım ama öncelikle eşitsizlik ne? Eşitsizlik aslında bir dengesizlik diye düşünebilirsiniz. Neden hocam? Terazi dengedeyken biz denklemden, işte terazi dengedeyken eşitlikten, özdeşlikten falan bahsediyorduk değil mi? Şu an artık terazi dengede değil. Hani tahterevellinin bir kısmına, bir bölümüne diyemedim ya. Tahterevellinin bir tarafına ağır bir çocuk oturmuş olsun. Diğer tarafına hafif bir çocuk oturmuş olsun. Ne olur? Hemen tahterevelli aşağıya bu tarafa doğru gelir. ağır olan, ağır olan çocuğun tarafına doğru Gelir arkadaşlar. E, o zaman işte biz bunu bir eşitsizlikle gösteririz. Artık orada eşitlikten zaten bahsedemeyiz. İşte küçük, büyük, küçük veya eşit bu sembol küçük veya eşit demektir. Bak hem küçük olabilir hem eşit olabilir anlamındadır. Bu da büyük veya eşit sembolleriyle yazılan matematiksel ifadelere eşitsizlik denir. Bu küçükle büyüğü karıştırmıyorsunuz diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bunu ilkokuldan itibaren şöyle önüne bir çizgi çekerek yapıyorsunuz, değil mi? Şunu yapıyorsunuz, bir çizgi çekiyorsunuz. K harfi çıkıyor. Şunu yapıyorsunuz, önüne bir çizgi çekiyorsunuz. B harfi çıkıyor. Şimdi de yanında eşitlik olduğu için küçük veya eşit. Eşitlik olduğu için büyük veya eşit yani şu aşağıda çizgi olduğu için bu şekilde isimlendiriyoruz. Şimdi terazinin dengede olmama durumuna uygun bir eşitsizlik yazmak istiyoruz. Şurada gördüklerimiz ne arkadaşlar? X ile ifade edilmiş. Şurada gördüklerimiz de 1 kilo ile ifade edilmiş e, O zaman 3 tane x evet 3 tane x burada büyüktür neden 3 kilodan 3x büyüktür 3 kilodan olduğu için biz bu eşitsizliğimizi bu şekilde 3x büyüktür 3 şeklinde gösterebiliriz. Burada şunu da diyebilirsiniz ya hocam her iki tarafı 3'e bölsem x 1 kilodan fazladır desem olmaz mı? olur belki bir kilodan fazla ama ne olacağını da hakikaten bilmiyoruz. Belki 2 kilo, belki 3 kilo, belki 5 kilo. Hakikaten işte burada eşitsizliği kullanmak işimize yarıyor arkadaşlar, yarayacak. Uzmanlar sosyal medyaya ayrılan evet hepimizin kanayan yarası değil mi? Instagram YouTube o kadar değil yani YouTube'da en azından faydalı şeyler de var. Sosyal medya ayrılan zamanın en fazla 30 dakika olması gerektiğini söylüyor. Hmm. O zaman sosyal medya ayrılan zamanı biz x ile gösterirsek sosyal medya ayırdığımız zaman en fazla 30 dakika olacak. Yani hocam 30 dakikadan fazla mı olsun? Hayır ya, 30 dakikadan fazla olmayacak. En fazla 30 dakika olacak. Yani 30 dakika olabilir ama 30 dakikadan az olursa da çok süper olur. Yani x küçük veya eşittir 30 ile bu eşitsizliği gösterebiliriz. Ya hocam insanın burada en fazla deyince x 30'dan fazla yani x büyük eşittir 30 diyesi geliyor falan. Olmaz arkadaşlar. Zaten mantıken düşünün tamam mı? X büyük veya eşit 30 derseniz ne olur? 30 olur, 31 olur, 32 olur, 33 olur. Yani siz 30 dakikayı geçmiş olursunuz. Böyle bir şey maalesef olmaz. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. 30 dakika küçük veya eşit yani şimdi x küçük veya eşit 30 dedik ya 30 dakika büyük veya eşittir x de diyebilirsiniz. Yani 30 x'e eşit olabilir. 30 x'ten büyük de olabilir. Nasıl olabilir? x 29'dur, 28'dir, 27'dir, 26'dır. Yani bu eşitsizliği hem şöyle yazabiliriz hem şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Yani burada yalnız şöyle yazarsanız olmaz. x büyüktür. Hayır 30'dan fazla olursa zaten 30 dakikayı geçmiş olursunuz. Adam ne diyor? Zaman en fazla. İşte burada arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Burada LGS'de iki tane soru geldi bu konudan. Çok ilginç bir şey değil mi? Neden? İşte bunları düşünmek çok kolay gibi gözüküyor ama aslında o kadar kolay değil. Yani burada ciddi manada kitap okuyan bir insan olmamız gerekiyor. Ciddi manada bu tarz sorular çözen bir insan olmamız gerekiyor. İyi bir insan olmamız gerekiyor. Hemen öyle pes etmememiz gerekiyor. Tamam Hadi bakalım devam edelim. Bir iş yerinde çalışanlar en az bak aylık 2200 lira maaş almaktadır. Bunu eşsiz, bunun eşsizini yazmak istiyorum. Nasıl yazabilirim? Şimdi şöyle yazabilirim. Ya aldıkları aylığa Y diyelim tamam mı? Y lira alıyorlarsa en az 2200 lira maaş alıyorlar. O zaman şunu söyleyebilirim ya. 2250 küçük veya eşittir Y'den. Neden böyle dediniz hocam? Çünkü bak 2250 lira Y'ye eşit olabilir. Yani 2250 lira maaş alabiliyorlar. En az 2250 diyor. Ama 2250'den fazla alan da vardır. Mesela 2500 lira, 2251 lira alan vardır. O yüzden maaş 2250'den büyük olacak. E o zaman 2250 de y'den yani maaştan küçük olacak ya da eşit olacak. Çünkü en az dediği için eşit de olabilir. O zaman şöyle de yazabilir miyiz bunu aslında? Y büyük veya eşittir 2250. Bak, iki şekilde yazabiliyoruz. Şimdi diyebilirsiniz hocam neden kafamızı karıştırıyorsunuz ya? Bir öyle yazıyorsunuz, bir böyle yazıyorsunuz. Arkadaşlar Buradaki amacım şu, farklı düşünebilin yani. Şunu gördüğünüzde belki hep böyle alışırsınız. Bu seyircilerde böyle geldi diyelim. Ne yapacaksın? Ya bu olmaz mı diyeceksin? Bu da mantıklı. Zaten şöyle düşün. Bak, 2250 eşit oluyor mu oluyor? 2300 olsa mesela tam 2250'den fazla oluyor. Zaten en az 2250 oluyor. Yani sağlayıp sağlamadığını böyle olabilecek şeyleri vererek birkaç tane deneyebilirsin mutlaka da bunu yap tavsiye ederim. Çok iyi bir şey. Evet nereye geldik? Eşitsizlikleri sayı doğrusunda göstermeye geldik. Şimdi küçük veya büyük sembolü var ise eşitsizliğin sınırladığı sayı nokta nokta nokta. Ya bunun tanımını vereceğim ama bunun tanımını vermeden önce mantıklı bir düşünelim. Şimdi küçük veya eşit büyük veya eşit sembolü varsa da eşitsizliğin sınırladığı sayı nokta nokta nokta. Ya bu ne olabilir? Ya şimdi Burada aslında küçük ve büyük sembolü olduğunda ya şöyle düşünün tamam mı? X küçüktür 3 dediğimizde 3'ü alabiliyoruz mu arkadaşlar? Alamıyoruz değil mi? Yani 2'yi alabiliriz, 1'i alabiliriz ama 3'ü alamıyoruz. E o zaman o sınırladığı sayı bunlarda dahil değil diyebilirsiniz. Dahil değil. Yani dahil değildir. E o zaman bunu şöyle bak. O sayı doğrusuna gösterirken içi boş bir şekilde noktayla gösteririz. Bak bu önemli bir şey şu an söyledim. Peki hocam sınırlarsa yani şey e, bu küçük veya eşit büyük veya eşit sembolü varsa içtiğin sınırladığı sayı için ne diyebiliriz dahildir deriz neden şöyle düşün x küçük veya eşit 3 dediğimizde bak x 3 olabiliyor yani o sınırladığı sayı dahil oluyor. Dahildir diyoruz. Ve içini nasıl gösteriyoruz? Doğulu gösteriyoruz. Dahil olduğunu anlatmak için. Ya bak mantıklı şeyler hep zaten. O noktayı alabiliyorsan içini doldurursun. Alamıyorsan o noktayı içini boş bırakırsın. Zaten neden alamıyorsun? E çünkü bak eşitlik bilmem ne koyulmamış burada. O yüzden. Hadi gel gösterelim bunları. Eksi 5'ten büyük gerçek sayılar. Ya bir kere bu ne demek? Eksi 5'ten büyük gerçek sayılar x büyüktür eksi 5. Ya bunun eşitsizliğini bir yazmanı tavsiye ederim. Eksi 5'ten büyük gerçek sayılar dediğimizde x büyüktür eksi 5. Beş. Eksi 5'ten büyük sayılar neler? Mesela eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Şimdi sayı doğrusunda gösterirken gerçek sayılar dediği için biz burada şunları köklü sayıları bile düşünmeliyiz. Veya işte e, ne olabilir? Rasyonel sayıları düşünmeliyiz. Yani burada ya eksi 4,5 da olabilir arkadaşlar. Ve eksi 5 burada dahil mi? Dahil değil. Büyük deyince insanın şu tarafa gidesi geliyor ama öyle değil. Eksi 6, eksi 7, eksi 5'ten büyük değildir. Tam tersine küçüktür. Sola doğru gittiğinizde sayı doğrusunda küçülür. Sağa doğru gittiğinizde büyür. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Sağ tarafa doğru hadi gidelim. Hatta ya bu bunu böyle gösterirken böyle dalgalı gösterebiliriz aslında da. Ya ben böyle düz olmasını seviyorum. Bu şekilde göstereceğim. Tamam. Bu şekilde farklı renkle gösterdim. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eksi 4 alabilirsin. Arada bir değer alabilirsin. Yani mesela eksi 3 .1 alabilirsin gibi böyle şeyler. Eksi 3.1. Ya yani şu da. Yani bunları alabilirsin gibi bu şekilde arkadaşlar sayı doğrusunda gösteriyoruz. İçini boş bıraktık çünkü dahil değil. Bak buraya geldiğimizde Eksi 2 ve eksi 2'den küçük gerçek sayılar. Ya bu ne demek? Bak eksi 2 olabiliyor. Eksi 2'den küçük gerçek sayılar da olabiliyor. Ya o zaman şöyle yazalım. Y diye bir sayı var tamam mı? Eksi 2 olabiliyor ama eksi 2'den küçük de olması gerekiyor. Yani y küçük veya eşittir eksi 2 diyeceğiz. E, eksi 2'yi alabildiği için eksi 2'nin içini dolduruyorum. Bakın eksi 2 olabiliyordu. Eksi 2'den küçük dediği için eksi 2'den küçük ne taraf? Sol taraf yani eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 3.5 gibi bu tarafı arkadaşlar ne yapıyoruz? Biraz daha kalın çizgiyle ya da dalgalı çizgiyle gösteriyoruz. Bu şekilde sonsuza kadar devam edip gidiyor dedik. Ve ne yaptık? Hemen bir başka e, pratik sayfamıza geldik değerli arkadaşlar. Bu arada bu dersler gerçekten böyle bir süzgeçten geçiyor. Yani sizin kazanımda neleri öğrenmeniz gerekiyorsa bunlara yer veriyorum. Yani ya bu çok basit buraya atlayalım değil. Çünkü LGS'de böyle bir şey yok arkadaşlar. Kazanımlarda ne varsa onlar size soruluyor. Ama yedire yedire soruluyor. Nasıl yani? Ya bir hikayesi var bir şeysi var bilmem. ama bunların dışında kesinlikle sorulmuyor. Yani bunları öğrendiğimizde biraz sonra göreceksiniz. Geçen yılın çıkmış sorusu var göreceksiniz. Ya Allah Allah ya ne kadar kolay sormuşlar diyeceksiniz belki. Ama işte insan onu ilk gördüğünde ya bu ne? Yani sınav esnasını düşünseniz de yani. yani. öyle çok basit değil aslında. Ama şu an çözerken öyle geliyor. Neden? Şu an bu temel şeyleri hemen öğrendiğimiz için. Aa bak bu yapılabiliyormuş ya. Evet arkadaşlar zaten yapılabiliyor. Yapılamayacak şey neden sizlere sorulsun ki? O yüzden hiçbir şekilde umudunuzu kaybetmeyin. Ve mücadeleye son ana kadar devam edin diyorum. Evet. Eksi 3 büyüktür m. Büyük veya eşittir. Eksi 5. Ya bu ne demek hocam? Yani burada şimdi iki tane şey var. Ya burada -3 bir kere bak M'den büyük diyor. Tamam mı? M de -5'ten büyük veya eşit diyor. Şimdi bu noktaları bulalım. -3 neresi? Şurası. Ha -3'ün içi boş. Neden boş? Çünkü orada e, büyük veya eşit falan denmemiş. Sonra -5 var. -5 nerede? Burada. Tamam. -5'i aldım. -5'in içi dolu ama. Neden dolu? Büyük veya eşit demiş. Şimdi M sayısı ...tam arada olduğu için... ...bunun arasını alacağız artık yani. Bak çok basit zaten arada. Eksi 3 ile eksi 5 aralığında olduğu için... ...bunun arasını alacağız. Yani burada alabileceği değerler için biz... ...şu gösterdiğimiz sayı doğrusundaki gösterimi söyleyebiliriz. Yani mesela eksi 4 olabilir, eksi 5 olabilir. Tam sayı olarak. Ama virgüllü olarak eksi 4.1... ...işte eksi 3.5 gibi değerler de alabilir. O yüzden zaten sayı doğrusunda böyle çizgi şeklinde gösteriyoruz. Bir de bunu yazarken şöyle de yazabilirsiniz. Eksi 5 küçük veya eşittir m'den. m küçüktür eksi 3'ten diye de yazabilirsiniz. Böyle yazıp daha rahat görürsünüz. Bu biraz da gizlenmiş şekilde verilmiş. Hani onun arada olduğunu yazabilmeniz önemli. Buraya geldiğimizde 2 küçük veya eşittir n. Küçük veya eşittir 3. Yani ne? 2 ile 3 aralığında 2 alabiliyor bak küçük veya eşit. 3 alabiliyor değer olarak. O zaman 2 ve 3'ü gidiyorum işaretliyorum. içi dolu bir şekilde işaretliyorum. Ama arada olduğu için belki virgüllü değerler de alır. Bu şekilde arkadaşlar göstermiş oluyorum. Böyle eşitlik olduğunu yani küçük veya eşit büyük veya eşit olduğunda içlerini dolu yapıyoruz. ...olmadığında bak mesela birinde var... ...birinde yok. Hocam bak bunda... E, ...yoktu siz buraya doldunuz. Ama o eksi 5 ile alakalı bak. Eksi 5 burada... ...onunkinde vardı. Büyük eşitlerde... ...onu dolu yaptım. Eksi 3'te var mıydı? Yoktu. Sınırda kalmış. E, o zaman dair etmiyoruz onu. E, çünkü eşitlik yok. Dedik geçtik Tamam onu anladınız artık yani. Onu anlamama gibi bir şansınız yok bu kadar anlattıktan sonra. Ama anlamadıysanız da tekrar tekrar... ...izleyin arkadaşlar. Anlaşılmayacak... ...bir durum değil. Ama bazen şöyle olur yani... İki kere de anlarsın. Üç kere de anlarsın. Beş ama anlarsın yani. Anlamak istiyorsan anlarsın. Ama anlamak istemiyorsan... Ya burada e, biz e, ne yapsak? <laughs> Beyhude gerçekten. Ama e, dediğim gibi mücadeleye devam. Mücadeleye devam. Evet bu dersin teması bu. Mücadele. Şimdi... Eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7 bu tarafa doğru göstermiş Burada çizilmiş. Bunun eşitsizliğini yazacağız. Eşitsizliğini yazarken şu anlama geliyor aslında x dediğimiz sayı aslında eksi 10 olabiliyor. Eksi 10'dan büyük değerler de alabiliyor. Yani o zaman şöyle yazabiliriz. x büyük veya eşittir eksi 10 diyebiliriz. Bak eksi 10'u almış içi dolu. Eksi 10 olmuş. Sonra eksi 10'dan büyük bak ne var mesela? Eksi 9 sağlıyor mu? Sağlıyor. Eksi 8 sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman tamam doğru eşitizdim yazdım ve hemen aşağıdakini atladım. Bak burada aralıkta bir değer var. Aralıkta bir değer olduğu için şöyle yazabilirsin. Eksi 4 küçüktür. Hocam eşit demediniz çünkü burada 2 boş eşitlenmez onda. Sonra ne diyorum? Y diyorum farklı bir harf kullandım. O da küçük veya eşittir 2. Çünkü eksi 4 ile 2 aralığında ve baktığımızda 2 dahil o yüzden küçük veya eşit dedim. Ve baktığımızda eksi 4 dahil değil o yüzden direkt küçüktür dedim. Ve ne yaptım? Böyle eşitizdiğimizde sayı doğrusundan faydalanarak yazmış olduk. Ve nereye geldik? Aman Allah'ım sayfaya bak yazı dolu değil mi? Evet yazı dolu. Şimdi ama bu sayfaya baktığınızda kıymetli öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, sevgili canlar. Beni dinliyorsunuz. Beni şu an görmüyorsunuz ama hadi görün hadi. Şimdi <laughs> arada sırada biz dersi izletirken öğrencilere böyle durduruyoruz tamam mı? Tam düşünsene Şöyle yaptığım halde duruyor falan böyle ee, çocuklar öpücük atarken gibi. Hepinizin gözlerinden öpüyorum yani sizleri seviyoruz. Ya yoksa yani şu saatte ne işim var burada yani şu anki saat söylemek bile istemiyorum gerçekten. Ee, ama sizler için e, var gücümüzle çalışıyoruz. Sevildiğinizi bilin. Ee, siz de mutlaka ne yapın? Ders çalışın yani başka ne yapabilirsiniz ki şu an eşitsizlikleri çözelim dedik ee, şimdi çözeceğiz çözeceğiz denklem çözmek gibi ama birazcık farklar çok ufak farklar var ona dikkat ederseniz tamam. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayıyla toplanabilir ya da her iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir. Bu durumda eşitsizlik yön değiştirmez. Ya demek ki bu eşitsizlik bazen yön değiştirebiliyor. İlk tanımdan bunu anlıyoruz. Yani aynı sayı ekleyip çıkarma nereden geliyor? Denklemlerden geliyor. Bak normal sayıdan gidelim. 2 5'ten küçük mü? Küçük. Sen 2'ye 1 eklesen ne olur? 3 olur. Peki 5'e 1 eklesen ne olur? 6 olur. Eşitsizlik yön değiştirdi mi? Yani 3 küçük. 6'dan herhangi bir sorun yok. Eğer sen 2'den 1 çıkarsan 1. 5'ten 1 çıkarsan 4. 1 küçüktür 4. Sorun var mı? Hiç de yok. Yani böyle sayıları ekleyip çıkarabilirsin diyor. Herhangi bir sorun olmaz. Şimdi mesela bunu çözmek istiyorum. X eksi 7 büyük veya eşittir 9. Ya eksi 7'nin yanına artı 7 eklenir ama normalde biz şunu şöyle yapıyoruz. Eksi 7'yi at öbür tarafa kardeşim. Ne olur? X büyük veya eşittir 9 artı 7. 9 yani her iki tarafa aslında 7 eklemiş oluyorum. 9 artı 7 ne yapıyor? 16. X büyük veya eşittir 16 oluyor. Yani X burada 16 olabilir. 17, 18, 16 buçuk gibi değerler alabilir. Mesela alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir derse 16'dır. 16'dan daha küçük değer alamaz diye buradan yorumlamamız gerekiyor. A artı 2 küçüktür eksi 3 denilmiş. Bak burada e, şu eşit şey olmamış. O verilmemiş arkadaşlar. Bunlara dikkat edin böyle ufak tefek şeylere de. Çünkü çok önemli onlar. Dahil edeceğiz mi etmeyeceğiz mi oradan anlıyoruz. Her iki tarafa eksi 2 eklediğinizi düşünün. Artık eksi 2 gider. Ya boş verin onu ya. Artık 2'yi bu tarafa gönderin işte. Nasıl gider? Eksi 2 olarak gider. Denklem çözer gibi. A küçüktür eksi 3 eksi 2. Ne yapar? A küçüktür eksi 5 olur. Şimdi eksi 5'ten küçük olacak. Bak eksi 5 olamaz. Eksi 5'ten küçük ne olabilir? Eksi 6, eksi 7, eksi 8 bu değerleri alabilir değil mi? O zaman alabileceği en küçük tam sayı e, en büyük tam sayı değeri de en küçüğü bulamayız. Çünkü en küçük sonsuza kadar gidiyor. Düşünsenize sayı doğrusunu çizin bak. Şimdi eksi 5 burada. Şurada eksi 5 var. Eksi 5 dahil değil. E bundan küçük değerler olacak. Şu tarafa gidiyorsun. Eksi 6, eksi 7, eksi 8. O zaman senin verebileceğin en büyük tam sayı değeri A için eksi 6'dır. En küçüğünü dediğim gibi bulamazsın. Çünkü eksi sonsuza kadar gidiyor diyelim. Her iki taraf aynı pozitif sayı ile çarpılabilir ya da bölünebilir. Bu durumda da yön değiştirmez. Ya hocam yön değiştirmeyenler tamam. Ya şimdi yön değiştirene geleceğiz onun için alıştıra alıştıra geliyoruz arkadaşlar. Şimdi pat diye yön değiştirdi olmasın yani. Pozitif sayı aynı pozitif. Ya pozitifler zaten sıkıntı çıkarmaz. Pozitif insanlar bile günlük hayatta ne kadar iyi değil mi arkadaşlar? Geliyorsunuz adama bir şey söylüyorlar mesela. Adam gülüyor tebessüm ediyor geçiyor. Aslında bazen böyle yapmak gerekiyor yani. Çünkü siz kendinizi biliyorsanız siz yaptığınız işi biliyorsanız her şeyde kafaya takmaya gerek yok diyorum. O zaman hadi bakalım aynı pozitif sayı ile çarpalım. Bak bunlar negatif özellikle verdim kıllık olsun diye. Eksi 4 eksi 8'den büyük mü büyük? Hocam eksi 8 ya onu bir geç artık ya. Eksi 4 eksi 8'den büyük. Çünkü biz burada ne demiştik? Hani termometre örneği vermiştik. Eksi 4 daha yukarıda. Eksi 8 daha aşağıda. Civa seviyesi daha az. Burada civa seviyesi daha fazla. Yani altın tan sayılar. Neyse bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bunu 2 ile çarptığımızı düşünelim. Eksi 4 2 ile çarptın ne oldu? Eksi 8 Eksi 8 2 ile çarptım. Ne oldu? Eksi 16. Eksi 8 eksi 16'dan büyük mü büyük? Yön değiştirir mi? Eşitsizlik değiştirmez. Sıkıntı yok. Ben bunu 2'ye bölersem ne olur? Eksi 4'ü 2'ye bölersem. Bak pozitif sayıya bölüyorum. Eksi 2. Eksi 8'i 2'ye bölersem. Eksi 4. Eksi 2 eksi 4'ten büyük mü? Büyük. Yön değiştirmez. Hani değiştirir gibi yaptım ama değiştirmez. Neden? Çünkü eksi 2 eksi 4'ten büyük. Yani eşitsizlik burada yön değiştirmiyor. Buraya geldiğimde bak bunu çözmek istiyorum. Ne yaparım? Her iki taraf 2 ile çarparım. Burayı 2 ile çarptım. Burayı 2 ile çarptım. Neden 2 ile çarptınız? Çünkü bak şu 2 ile şu 2 birbirine götürsün ve y yalnız kalsın. Y küçük veya eşittir. Eksi 2 iki çarpı 2'den eksi 4 olsun. Y eksi 4 olabilir. Eksi 4'ten küçük değerler de alabilir. Eksi 5, eksi 6 gibi. Ama alabileceği en büyük değer eksi 4'tür arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hocam neden en büyük değer dediniz? Tekrar söylüyorum. Eksi 4 şurada ya. Eksi 4 alabiliyor. Sonra da bu tarafta değerler aldığı için alabileceği en büyük değer eksi 4'tür arkadaşlar diyoruz. Yani böyle karıştırdığınız gibi durumlarda sayı doğrusu imdadınıza yetişir arkadaşlar. Hani böyle en az en çok bir şeyler diyorsa sayı doğrusunu çiz verin hemen. Çat çıkartırsınız. Bu kadar basit. 3C büyüktür eksi 9 dediğimizde her iki tarafı 3'e bölüyorum. 3C'yi 3'e bölüyorum. Eksi 9'u 3'e bölüyorum. Pozitif sayı bölümü hiçbir sorun yok. 3C'yi 3'e bölümünde C büyüktür. Bak yön değişim falan yok. Eksi 9'u 3'e bölümde eksi 3. C eksi 3'ten büyük. Eksi 3'ten büyük değerler nedir? Eksi 3'ten büyük değerler eksi 2, eksi 1 gibi değerlerdir. Eksi 4 değil bak. Aman diyeyim aman. Şimdi asıl önemlerimiz. Aslında bu kadar şey. Bunun şunun için anlattım ya. Tamam mı? Her iki taraf aynı negatif sayı ile çarpılır ya da bölünürse Eşitsizlik yön değiştirir. Ya şimdi negatif sayı deyince zaten bir tırsıyoruz ya. Şöyle bir şey var yani tabela, dur tabelası. Dur tabelasını gördüğünde ne yapıyorsun? Yön değiştiriyorsun. Ne? O yola giriyor musun? Girmiyorsun. Burada da aynı mantık aslında. Şimdi 4 küçüktür 8 ya. Eksi 2 ile çarpayım her iki tarafı. E 4'ü eksi 2 ile çarparsam ne olur? Eksi 8. 8'i e eksi 2 ile çarparsam ne olur? Eksi 16. Şimdi sen eksi 8 eksi 16'dan küçük diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Eksi 8 eksi 16'dan büyük. Bak ne oldu? Eşitsizlik Yön değiştirdi. Öyle değil mi? Ya da 4'ü eksi 2'ye bölersem eksi 2. 8'i eksi 2'ye bölersem eksi 4. E, eksi 2 eksi 4'ten büyük değil mi? Evet büyük. Eşitsizlik yön değiştirdi. Yani negatif bir sayıyla çarptığımızda arkadaşlar ya da böldüğümüzde eşitsizlik mutlaka mutlaka yön değiştiriyoruz. Yoksa zaten yanlış oluyor. Eksi 2 eksi 4'ten küçük olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bak burada hadi yapalım. Bunu şimdi eksi m bölü 2. Ya ben burada normal M'yi bulmak istiyorum. O zaman ben ne yaparım? Şunu eksi 2 ile çarparım. Yani alıyorum şunu bak eksi 2 ile çarpıyorum. O zaman bunu da eksi 2 ile çarpıyorum. E şimdi ne oldu hocam? Eksi 2 ile eksi M bölü 2'yi çarparsam eksi ile eksinin çarpımı artı. 2 ile 2'nin şu 2 ile şu 2'yi böldüğümde de direkt artı M'ye geliyor. O zaman artı m küçük veya eşittir. Bak eşitsizlik yön değiştirdi. Eksi 2 ile çarptığım için. 5 çarpı eksi 2 ne yapıyor? Eksi 10 yapıyor. m küçük veya eşittir. Eksi 10 dedik. Yani eksi 10 değerini alabilir. Eksi 10'dan küçük değerler de alabilir. Yani eksi 11, eksi 12, eksi 13 gibi. Yine e, ikilemde kalırsan eksi 10'u yaz buraya. Eksi 10'dan küçük değerler şu tarafta olduğu için. Eksi 11, eksi 12 alacağını çat diye anlarsın. Eksi 5 ne? Küçüktür 7. Ya bu ne demek? Burada da her iki tarafı eksi 5'e böl demek getiriyorum. Her iki tarafı eksi 5'e bölersen eksi 5 neyi eksi 5'e böldüğünde normal neyi elde edersin? 7'yi eksi 5'e böldüğünde 7 bölü eksi 5 elde edersin. Yani hiçbir şey olmaz o öyle kalır tamam mı? 7 bölü eksi 5 ama küçüktür işareti ne olur? Büyüktür olur. Çünkü negatif sayıya böldüysen eşitsizlik yön değiştirir. Ya şuraya dikkat arkadaşlar diyorum. Aslında onun da bir yöntemi var. Onun da bir yöntemini anlatacağım şimdi size. Onun da yöntem. Bizde yöntem çok arkadaşlar. Yani tamam Şimdi eksi 1 küçük veya eşittir. A bölü 2 eksi 3 küçüktür 5. Bak burada tıpkı bir denklem çözüyormuşçasına hareket et. Yani mesela şimdi eksi 3'ü bu tarafa göndersen o zaman buraya ne göndereceksin? İşte o bu tarafa gönder, o tarafa gönder olayı burada e, işe yaramıyor arkadaşlar. Ne yapacaksın o zaman? Şu eksi 3'ten kurtulmak için e, her tarafına, her tarafına. Yani şurada üçlü bir terazi var gibi düşün tamam mı? Buraya 3 ekleyeceğim, buraya 3 ekleyeceğim, buraya 3 ekleyeceğim. Her tarafına 3 ekleyeceğim. Yani eksi 1'in yanına 3 eklersen ne olur? Bak 1 artı 3 küçük veya eşittir. A bölü 2 3 üç, artı 3 küçüktür. 5 artı 3. Ne oldu? Ne oldu? Bak 1 artı 3. 3'ten 1 çıktı 2. 2 küçük veya eşittir. A bölü 2 eksi 3 artı 3 birbirini götürdü. Amacım o zaten. Küçüktür. 5 3 daha 8. Yani senin A bölü 2 dediğin değer 2 ile 8 aralığına düştü. Allah düşürmesin. Şimdi burada her iki tarafı her iki tarafı da değil aslında. Üç taraf varmış gibi düşün. Her yeri ikiyle çarpıyormuş gibi hareket edin yani tamam mı? Yani buranın iki katını alıyorsunuz. Buranın iki katını alıyorsunuz. Buranın iki katını alıyorsunuz. Ya burada işte o üçlü terazi olayını düşünün. 2 çarpı 2 ne oluyor? 4 oluyor. 4 küçük veya eşittir. 2 e a bölü 2 bir tane a yapar. O yüzden zaten o bir tane a'yı bulmak için 2 ile çarptım. Sonra da 2 ile de 8'i çarptığımda ne elde ediyorum? 16'yı elde ediyorum. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. A'nın yarısı 8'den küçükse A'nın kendisi 16'dan küçüktür. A'nın yarısı yani 2 A'nın yarısından küçükse o zaman 4 de A'nın kendisinden küçük veya eşittir gibi böyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde biz A değerlerinin 4 ile 16 aralığında olduğunu bulduk. Sayı doğrusunda da gösterelim ayıp olmasın. Burada 4 var. Burada 16 var. Tamam mı? Diğerlerini yazmayacağım arkadaşlar. 4 dahil mi? Dahil. Doldurdum için. 16 dahil mi? Dahil değil. E diğerleri de bu arada olduğu için burayı da böyle gösterdim. Kalın çizgide de böyle zikzak yapabilirsiniz. Yani 4 değerini alabilir. 4.1, 5, 6. Alabileceği en küçük tam sayı değeri 4'tür. Alabileceği en büyük tam sayı değeri de 15'tir. 16 alamaz mesela. Bu şekilde yorumlamaları sayı doğrusunda yapmak daha kolaydır. Bak şimdi burada öyle sıradan ya hocam geç temel soruları diyorsunuz ya sıradan bir soru değildir arkadaşlar. Çözülmesi gereken bir sorudur. Mesela bak şimdi bundan önce çözdüklerimiz bundan e, şey, şöyleydi yani. Bunun temeliydi. Buysa artık böyle hani orta kata doğru çıkışlar. Şimdi biraz sonra da zaten yeni nesil geldiğinde göreceksiniz olayı. Yani göreceksiniz gününüz gibi oldu ama öyle değil. Yani güzel sorular var gerçekten. Şimdi geldik şu soruya. X artı 7 bölü eksi 3 büyük veya eşittir 6. Ya burada bir kere şu eksi 3'ten kurtulmak için her iki tarafı eksi 3 ile çarpabilirim. Yalnız eksi 3 ile çarptığımda ne olur arkadaşlar? Eşitsizlik yön değiştirir. Bunun için yapıyorum yani bu soruyu aslında. Eksi ile çarptığımızda burada çıplak gözle bir daha görelim. Eksi 3 ile buraya çarpıyorum. Eksi 3 ile buraya, buraya çarpıyorum. Her iki tarafı eksi 3 ile çarpıyorum. Burada arada bir değer yok yani. Hani tamam daha kolay oldu. Ama yön değiştirdiğine dikkat çekmek için özellikle böyle yaptım. Eksi 3 ile eksi 3 birbirine götürdü. E, 6 ile eksi 3 çarptım. Eksi 18 onu yazarız zaten x artı 7 küçük veya eşittir bak büyük veya eşittir diye hemen küçük veya eşittir oldu neden ya negatif sayıla çarptın. kardeş bunlara dikkat edeceksin yani düşünerek hareket edeceksin düşünerek izleyeceksin düşünerek öğreneceksin derste öğretmenin anlattıklarını iyi bir şekilde dinleyeceksin ya hocam çok konuşmuşsunuz bu derste ya iki dakika uzamış iki dakika önemli değil iki dakikada senin hayatını kurtaracak şeyler anlatıyoruz aslında gerçekten. Yani bu bu kadar hocam abartmayın ya öyle ama yani gerçekten. X artı 7 küçük veya eşittir 6 kere eksi 3 eksi 18 dedik. Şimdi her iki taraftan 7'yi çıkardığımızı düşünürsek ne olur? Ya da bu 7'yi bu tarafa atarsın artık burada rahat yani hareket alanın var. Artı 7'yi gönder buraya. X küçük veya eşittir eksi 18 eksi 7. E, eksi 18 eksi 7 ne yapıyor? Eksi 25 yapıyor. X küçük veya eşittir. Eksi 25. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Sizin eksi 25'iniz nah burada. Pardon. E, o zaman eksi 25'in olduğu yeri arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Dolduruyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar eksi 25 dahil bak. X küçük veya eşittir eksi 20. Eksi 25 olabilir ama eksi 25'ten küçük değerler de alabilir. Yani sol tarafına da gidebilirsiniz. Alabileceği o zaman maksimum değer yani en fazla değer eksi 25'tir. Daha sonra eksi 26 yani şurada bak yazalım eksi 26 eksi 27 gibi değerler alır küçülür gider gittikçe diyebiliriz. Sayı doğrusu çözüm vesaire hepsini anlattık. Nereye geldik? Yeni nesil soruya geldik. Şimdi yeni nesil sorumuzda ne deniliyor bize? bir otelin her katındaki oda sayısının odalarının bulunduğu katın numarasına göre değişimini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tablo kat numarasına göre kattaki oda sayısı. Kat numarası 1 ila 3 arasındaysa yalnız bak 1 olabilir diyor. 1 olabilir. 1, 2 alırsın ama 3. katı alamazsın diyor. E, ee, o zaman diyor kattaki oda sayısı 40 eksi 5x. Şu t arkadaşlar. Ya ben böyle ufacık bir harfin olmamasını yani tahammül edemiyorum. Ee, 3 küçük veya eşittir. X bu kadar takıntılı olmamak lazım. Ee, 5. 2x artı 28 kattaki oda sayısı. 5 küçük veya eşittir. E, x. X küçük veya eşittir. 7. E, o zaman kattaki oda sayısı da 6 çarpı x eksi 2. Buna göre yani şu gördüğünüz tabloya göre anlatılanlara göre. Bu otelde 3. kattaki oda sayısı 6. kattaki oda sayısından kaç fazladır denilmiş. Şimdi üçüncü kat neresi? Üçüncü kat şurası. Üçüncü kat neden hocam burayı alamaz? Alamazsın. Çünkü 3 küçük veya eşittir x dediği yer burası. Kat numarası 3 olduğunda tam burayı alacaksın. O zaman oda sayısı o kattaki ne oluyor? 2x artı 28. Yani 2 çarpı 3 artı 28. X yerine 3 e, yazabiliyorsun. Şurada yazsak olmaz mıydı? Olmaz. Çünkü burada 3 dahi değil bak. Orası farklı. O zaman 2 kere 3 6. 28 6 daha ne yaptı? 34 o da var. 3. katta tamam. 6. kata geldiğimizde o da nerede? Bak şurada. 5 ile 7 arasında 6 var. E, o zaman x yerine 6 yazarsan 6 çarpı 6 eksi 2. E, 6'dan 2 çıktı. 4. 6 kere 4 24. E, arasındaki farkı soruyor zaten bize. 34'ten 24'ü çıkar. 10'dur diyoruz. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Değerli arkadaşlar, kıymetli öğrencilerim, canlarım benim. Şimdi bak canım benim. Bu soruyu aşağılayanlar çıkıyor bazen tamam mı? Ya böyle soruları. Hocam bu ne ya? Çok basit ya. Bu soru LGS 2019'da çıktı arkadaşlar. Ve basın kitapçığındaki ilk soru. Gerçekten. Şaka falan yapmıyorum. Sadece ben burada hani soruda bir uyarlama yaptım. Direkt sorunun aynısında almayalım diye yani. yani tamam mı? Sonra şey olmasın falan diye. Şimdi yani bak LGS'de böyle soru çıktı. Çıkıyor, çıkar ve mesela sen bu soruyu yapmayı öğreniyorsan. Yani buna benzer soru çıkar çıkmaz o önemli değil. Mantaliteyi yakaladıysan yine çıkacak. LGS 2020'deki soruyu yaparsın. Ama bunun için gerçek manada çalışman, planlı programlı disiplinli doğru ve dürüst hareket etmen gerekiyor. O benim şeyim oldu artık ya. Parolam gibi oldu yani. Planlı çalışacaksın. Tamam bak bu çok önemli dediğim bak planlı ama disiplinli ama doğru dürüst. Yani dürüst olacaksın ya. Ya ben bugün gerçekten çalış çalışmadım. Yarın o zaman iki katı çalışacak mısın? Çalışamayacaksan o zaman bugün de çalışacaksın. Bu iş böyle yani hiç kusura bakma hocam çok iticisiniz ya bazen bugün ya sinir olmuşsun hiç alakası yok gerçekten ee, seviyorum sizleri kaybetmenizi e, istemiyorum yani tamülümde yok ya kaybetmeye yani ben e, böyle bir iş yapım var değişik bir yapım var e, İdare edin artık arkadaşlar tamam ya bir, bir en fazla LGS'ye kadar çekersin. LGS'den sonra lise anlatmıyorum zaten. Lisede de Mehmet Hoca var. Şenol Hoca var. Tonguç Kampüsü onları izleyebilirsiniz. Hiç sorun değil yani. Ben lise şu an şimdi sen de Leyla'nın yapacağı internet alışverişi için Babası 100 liralık sanal kredi kartı oluşturmuştur. Leyla 46 liralık tişörtlerden iki tane aldığında kargo ücreti de eklenince kart limitinin yetersiz olduğunu görüyor. Bu alışveriş için kargo ücretini gösteren işsizliği yazınız. Kargo ücreti doğal ise en az kaç lira kargo ücreti alınmaktadır dedim. Bunun cevabını <coughs> çok pardon. Bunun cevabını yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet yine ne varsa konuştum.